Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz biyoloji telafi tekrarla birlikteyiz gençler. Biliyorsunuz ki bu telafi tekrarlar sizlerden gelen yoğun üstek üzerine hazırlandı. 9'dan 10'a hazırlık kampımızı yapıyoruz. 9'dan 10'a hazırlık kampımızda biliyorsunuz ki 3 tane videoyla 3 tane üniteye hazır bir şekilde 10. sınıfa başlayacaktık. Eğer baştan kaçıranlar varsa 3 videoyu 3 gün üst üste seyrederek de biyoloji ile ilgili eksiklerini tamamlayabilirler tabii ki. 10. sınıfta biyolojide hangi konular karşımıza çıkıyordu? Birincisi hücre bölünmeleri dediğimiz ünitemiz, arkasından kalıtımın genel esasları, arkasından da ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimiz bir ünitemiz vardı. Üniversite sınavında da her sene bunlardan birer tane soru karşımıza çıkıyor. O yüzden de 10. sınıf bizim için çok önemli. Kampı takip ederek telafileri takip ederek 10. sınıfa hazırlığımızı kusursuz bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikli olarak dokuzuncu sınıfta neler gördük? 10. sınıfta neler göreceğiz? Aslında biraz bahsettim. 9. sınıfta ilk ünitemiz yaşam bilimi biyoloji ünitesiydi. Aslında bu ünite biyolojinin en temelini oluşturan ünitedir. Bu ünitede eksiklerimiz varsa diğer sınıflarda zorlanmaya başlıyoruz. Mesela yaşam bilimi biyoloji ünitesinin içerisinde bulunan inorganik, organik bileşikleri iyi bilmezsek, kim küçük, kim büyük bunları bilmezsek daha sonraki kısımlarda e, hücre zarından madde alışverişlerinde madde taşınması sırasında olan olayları bilirken sıkıntılar yaşayabiliyoruz. İkinci ünitemiz hücreydi. Hücrenin yapısından kısımlarından bahsettik. Sonunda da bilimsel yöntem basamakları dediğimiz bir bölüm vardı. Üçüncü ünitemizde ise canlıları daha yakından tanımıştık. Canlılar dünyası dediğimiz bir ünitemiz vardı. Canlılar neden sınıflandırılıyor? Sınıflandırmanın amacı ne? Bize sağladığı faydalar ne? Bunlardan bahsetmiştik. Sonra canlı alemlerine e, giriş yapmıştık bakteriler arkeler protistler mantarlar bitkiler hayvanlar alemini anlatmıştık 10. sınıfta da ilk ünitemiz hücre bölünmeleri olacak mitoz ve eşeğsiz üremeyi mayoz ve eşeğsiz üremeyi göreceğiz daha sonra kalıtımın genel ilkeleri dediğimiz konu gelecek kalıtım göreceğiz tabi daha detaylı bir kalıtım göreceğiz daha önceki sınıflarda gördüğümüz kalıtımdan biraz daha fazla detaylı arkasından ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimiz ünitemiz gelecek ekosistem nedir canlılar ekosistemde ne işe yarar bunlardan bahsedeceğiz günümüzde görülen güncel çevre sorunları da tabi ki konumuz olacak doğal kaynaklarımız nelerdir biyolojik çeşitlilik nelerdir bunları korumak için yapmamız gereken kenlerde yine bu ünitenin içerisinde anlatılmış olacak. Biz telafi tekrarımızda tabii ki sorular çözerek size taktikler vererek konuya bakacağız. İlk sorumuzla başlıyorum. Mitozun telafaz evresinde bulunan sağlıklı bir bitki hücresinde aşağıda verilenlerden hangisinin bulunması imkansızdır diyor. Aslında mitozun telafaz evresi demesi hiçbir şey ifade etmiyor. Mitozun telafaz evresi dediğimiz evre neydi? Çekirdek zarının yeniden oluşmaya başladığı kromozomların tekrardan kromatin ipliğe dönüştüğü, çekirdekçiğin yeniden oluştuğu evreydi. Telofaz evresini hatırlatmış olayım. Bizim için can alıcı kısım ne? Bitki hücresi demesi. Hayvan hücresiyle bitki hücresini 9. sınıf bilgilerimizden hatırlayacak olursak sentrozom denilen bir organel vardı. Hücre bölünme sırasında iyi ipliklerinin oluşumunu sağlardı. Sentrozom organeli gelişmiş yapılı bitkilerde bulunmaz. Gelişmiş yapılı bitki hücreleri de tabii ki iyi ipliği denilen iplikleri oluşturacaklar. Ama bunu sitoplazmalarında gerçekleştirecekler. Yani sentrozom dediğimiz organel bitkisel hücrelerde bulunmaz. Şimdi sorumuza bakacak olursak hangi bulunması imkansızdır diyor. A seçeneğinde de zaten sentrozomu söylemiş. Sentrozomun bitkisel hücrelerde gelişmiş yapılı bir bitki hücresinde ne işi var diyeceğiz. Kromotin iplik bitkide de hayvanda da olur. Golgi aygıtı bitkide de hayvanda da olur. Çekirdekçik tabii ki bulunur. sitoplazmada bitki hayvan değil tüm canlılarda bulunan bir yapıdır diyeyim. Buradan da hemen diğer sorumuza geçmiş olayım. Hayvan ve bitki hücresinde stoplazma bölünmesinin farklılık gösterdiğini biliyoruz. Farklılık gösterir diye de soru vermiş. Hayvan hücresi boğumlanma ile bölünürken, bitki hücresi arallemel ile bölünür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinin arallemel ile bölünmesinin sebebidir diyor. Stoplazma miktarının yetersiz olması, sentrozomun bulunmaması, bitki hücrelerinde kloroplast bulunması hücre zarının dışında hücre çeperinin bulunması gibi seçenekleri de tabii ki bize vermiş. Biz neyi dikkate alacağız gençler? Şöyle bir baktığımız zaman bitkisel hücrelerle hayvansal hücrelere. Şimdi ben size onu büyük bir şekil üstünden de göstermiş olayım. Gençler hatta bitki ve hayvan hücresini şöyle bir büyük bir şekil üstünden kıyaslamış olalım. Çok fazla derecede bitkisel ve hayvansal hücreler tabii ki karşımıza çıkıyor. Şimdi bitkisel hücrelere baktığımız zaman en önemli farklardan bir tanesi plastitlerdi kloroplast, kromoplast, lökoplast gibi organeller bitkisel hücrelerde bulunurken hayvansal hücrelerde böyle bir organel yoktu. Biraz önceki soruda neden bahsetmiştik? Sentrozomdan bahsetmiştik. Sentrozom organeli de hayvansal hücrelerde bulunurken bitkisel hücrelerde tabii ki bulunmuyordu. Diğer farkımız neydi? Bitkisel hücrelerin hücre zarının dışında bir de hücre çeperi, hücre duvarı dediğimiz yapısı bulunuyordu. Hayvansal hücrelerde ise hücre çeperi, hücre duvarı bulunmazdı. O yüzden de bitkisel hücreler hücre bölünmesi yapacağı zaman arallemel oluştururken hayvansal hücreler hücre bölünmesini boğumlanmayla gerçekleştirirdi. Yani çeper ölü bir yapıya sahip olduğu için boğumlanmayı engelliyordu. Bu nedenle ara çeper oluşumu söz konusu oluyordu. Şimdi sorumuza tekrar bakacak olursak. Tabii ki bitkisel hücrelerin ara lemel oluşturmasının sebebi ne olacak? Hücre zarının dışında hücre çeperlerinin bulunması olacaktır diyeyim gençler. Buradan da hemen diğer sorumuza geçiyorum. Tek hücreli bir canlı olan paramesyum şekildeki gibi bölünmüştür. Şimdi paramesyumun bölünmesine baktığımız zaman paramesyum tek hücreli bir canlı. Ne yapmış? Çekirdek bölünmesini gerçekleştirdikten sonra sitoplazma bölünmesini gerçekleştirmiş. Bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelmiş. Paramesyum tek hücreli bir canlı olduğu için hücre bölünmesi yaptığında tabii ki birey sayısını arttırmış. Yani tek hücreli canlılarda hücre bölünmesi neyi sağlar? Üremeyi sağlar. Çok hücreli canlılarda ise büyümeyi, gelişmeyi, yaraların tamir edilmesini hücre bölünmesi sağlıyordu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor? Paramesyum mitoz geçirerek eşeysiz olarak çoğalmıştır. Evet, Paramesyum Protista alemine dahil, yani ökaryot hücre yapısına sahip tek hücreli bir canlıydı. O yüzden de çekirdek bölünmesini yaparak ikiye bölünmüştür diyebiliriz. Mitoz geçirmiştir diyebiliriz. Bu doğru. Bu bölünme paramesyumun büyümesini sağlar. Bu cevap bizim için yanlış. Paramesyumun büyümesi nasıl gerçekleşirdi? Tek hücreli bir canlıydı. Sitoplazma hacmini ve kütlesini arttırdığı zaman paramesyum dediğimiz tek hücreli canlı büyümüş ve gelişmiş olurdu. Hücre bölünmesi yıldız atıyorsun. Tek hücreli canlılarda neyi sağlıyormuş? Üremeyi sağlıyormuş. O zaman bunu söyleyemeyiz. K hücresinin kromozom sayısıyla L ve M hücrelerinin kromozom sayısı aynıdır. Şimdi baktığımız zaman eşeğsiz üreme yapmış. Yani genetik çeşitlilik diye bir şey söz konusu değil. O yüzden de bu hücre kaç kromozoma sahipse Yeni oluşan hücrelerde aynı kromozom sayısına sahip olacaktır. Paramesyumun bölünmesi için belirli bir büyüklüğe ulaşması tabii ki gerekir. Paramesyum bölünmesi çekirdek kontrolünde gerçekleşir. Ökaryot hücre yapısına sahip olduğunu ve çekirdeğinin bulunduğunu söyledik. Tabii ki bölünmesini de çekirdek kontrol edecek. Hazır paramesyum karşımıza çıkmışken alemlerin de şöyle bir üstünden geçelim. Biliyorsunuz prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Prokaryotla ökaryotun farkı neydi? Prokaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili değil. Yani prokaryotlar çekirdeksiz hücrelerde, ökaryotlar ise çekirdekli hücrelerde. Kimler prokaryottu? Bakteriler aleminde ve arkeler aleminde bulunan canlılar prokaryot. Protist, bitki, mantar ve hayvanlar aleminde yer alan canlılar ise ökaryottu. Bakteriler alemindeki canlıların tamamının tek hücreli olduğunu, arkeler alemindeki canlıların tamamının tek hücreli olduğunu biliyoruz. O yüzden şöyle bir genelleme yapıştırabiliyorum. Prokaryotların tamamı tek hücrelidir. Protistlerin tek hücreli olanı da var, çok hücreli olanı da var. Bitkiler çok hücreli. Mantarların tek hücreli olanı da var, çok hücreli olanı da var. Hayvanlar ise çok hücreli canlılardır. O zaman burada bir genelleme yapamayız. Ökaryot hücre yapısına sahip olan canlı tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilir diyeyim. Buradan da hemen diğer sorumuza geçiş yapayım. Kalıtımın genel ilkeleriyle ilgili bir soru çıktı karşımıza. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman şekilleri verilen yapılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor bize. Baktığımız zaman şekilleri önce yorumlamaya çalışalım. Şöyle Aden'in Deoksiriboz şekeri ve fosfattan meydana gelmiş bu bizim için neydi? Nükleotitti. Adenin, timin, guanin, sitozin bulunabilirdi DNA'nın yapısında. Daha sonra nükleotitler bir araya gelerek genleri meydana getiriyordu. Genler de bizim neyimizi meydana getirecekti? Çift sarmallı yapıda olan DNA'mızı meydana getirecekti. DNA'nın etrafını ee, bir proteinin kaplaması ile de hücre bölünmesi sırasında kromozom adını verdiğimiz yapılar meydana gelecekti. Bir hücre bölünmediği sürece kromozomları görme ihtimalimiz yok. Sağlıklı bir insanın vücut hücrelerinde de kromozomlar biliyorsunuz ki belli sayıda bulunur. Mesela insanların sağlıklı tüm bireylerinde 46 kromozom, işte köpeklerin tüm sağlıklı bireylerinde 78 kromozom bulunur. Sonra biz kimin ne olduğunu bulduk. A, B, C ile gösterilen yapılarla ilgili de bilgiler verilmiş. Şimdi bakıyorum A tüm canlılarda aynı sayıda bulunur diyor. A ile gösterdiğine kromozomdur. Kromozom tüm canlılarda aynı sayıda değil. Mesela insanlar 46 kromozomlu ama az önce verdiğim örnekte köpeklerin 78 kromozomlu olduğunu söyledim. O zaman bu bizim için gitti. Bu soruyu çözerken de yine 9. sınıf bilgilerimizden tabii ki yararlanabiliriz. Hatırlayacak olursak DNA'yı, kromozomu, genleri daha kolay sorumuzu çözeriz. DNA tüm canlılarda bulunan kalıtsal bilgiyi taşıyan yapıydı. Kendisi çift zincirliydi unutmuyoruz. DNA dediğimiz şey de nükleotit adını verdiğimiz birimlerden meydana geliyordu. Hatta DNA'da adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin geliyordu. DNA proteinlerle bir araya gelerek kromatin halini alıyor. Yani DNA'nın etrafını bir protein sarıyor. Daha sonra hücre bölünmesi sırasında bunlar kısalıp kalınlaşarak kromozomları meydana getiriyorlar. Şifremizde hatta neydi? Kedi geni şeklinde şifremizi vermiştik. Nükleotitler bir araya gelerek genleri, genler bir araya gelerek DNA'yı, DNA'lar da kromozomları meydana getirirdi. O zaman şöyle bir bakacak olur. B'nin yapı birimi C'dir diyor DNA'nın nükleotitlerden meydana geldiğini söyledik o zaman B'nin yapı biriminin C olduğunu da söyleyebiliriz. C'nin yapısı A'nınkinden daha karmaşıktır. Baktığımız zaman C nükleotit. Nükleotitler DNA'yı DNA kromozomu meydana getiriyor. O zaman en karmaşık yapıya sahip olanın kim olması lazım? A olması lazım. Bize C'nin daha karmaşık olduğunu söylemiş. Bu da gitti. B molekülü A'nın içinde bulunur. Evet kromozomların içerisinde tabii ki DNA'lar bulunur ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulduğuna göre cevabımız da 2 ve 4 şeklinde oldu. Buradan da diğer bir sorumuza geçiş yapalım. Yine şekilde neyi görüyoruz? Kromozomu görüyoruz. Hemen bunun kromozom olduğunu hatırlayalım. Şekildeki yapı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen taktiğimizde bir hatırlatma yaparak devam edelim. DNA'nın yapı taşının nükleotit olduğunu söylemiştik. Bunların anlamlı parçalarına gen adı verildiğini, bizim özelliklerimizin ortaya çıkmasını genlerin sağladığını söyledik. Nükleotitlerin sırasının, sayısının, dizilişinin farklı olması da genlerin birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Yani benim kahverengi göze sahip olmam o genimde bulunan nükleotitlerin sayısıyla, dizilişiyle, sırasıyla alakalı senin mavi gözlü olman senin genindeki nükleotitlerin durumuyla alakalı. Sonra proteinler DNA'dan verilen şifreye göre ribozom organelinde tabii ki sentezleniyorlardı. Proteinlerin de yapı taşlarına ne ismini veriyorduk? Aminoasit ismini veriyorduk. Aminoasitler düz bir zincir oluşturuyorlardı ribozom organelinde. O zaman da protein sentezlenmiş diyorduk. Protein sentezine mutlaka DNA şifre veriyordu. O yüzden canlıların DNA benzerliğine, protein benzerliğine bakarak karar verebiliyorduk. Proteinleri ne kadar benziyorsa DNA'ları da o kadar benziyordur diyorduk. Şimdi sorumuza geçiyorum. Kromozomla ilgili hangisi yanlıştır diyor? Hücre bölünmesi sırasında oluşur. Evet, hücre bölünmediği zaman çekirdeğin içerisinde kromatin ipliğimiz sanki böyle parmağının arasında bir ipliği sıkıştırmışsın gibi duruyor. Ancak hücre bölüneceği zaman bunlar kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşüyor. O zaman bu doğru. DNA ve proteinin birleşmesinden oluşur DNA'nın etrafını histon adı verilen bir protein kaplıyor o zaman kromozomlar meydana geliyor tüm canlılarda aynı sayıda bulunur demiş hadi oradan tüm canlılarda kromozom sayısı tabii ki aynı değil farklı türdeki canlılarda farklı bilgiler taşıyacak ki biz birbirimizden farklı özelliklere sahip olalım. Canlıda bulunma miktarı da tabii ki canlının gelişmişlik düzeyini göstermez. Falanca canlı 85 kromozomlu, filanca 60 kromozomlu o zaman bu daha gelişmiştir demeyeceğiz. İki canlının kromozom sayısının benzer olması da onların yakın akraba olduğunu tabii ki göstermez. Klasik ERT otunu düşünün. 5 300 kromozomlu eğer kromozom sayısı fazla olan en gelişmiş olacaksa en gelişmiş canlının eğrelti otu olması gerekirdi diyeyim. Şimdi de kalıtımın genel ilkeleriyle ilgili bir soru çıktı karşımıza. Canlılara ait özellikler genlerle taşınır deniyor. Sahip olunan gene göre canlılarda farklı özellikler tabii ki ortaya çıkabiliyor. Göz rengi de genlerle belirlenen bir özelliktir. Gözlerin farklı renklerde görünmesinde Genlerle ilgili özelliklerinden hangileri etkili olmuştur diyor. Ne dedik? Genleri oluşturan nükleotitlerin sayısının, sırasının birbirinden farklı olması tabii ki genlerin farklı özellikler göstermesini sağlayacak. Geni oluşturan nükleotitlerin sayısı senin kahverengi, benim mavi gözlü olmamı sağlayabilir. Genleri oluşturan nükleotitlerde şeker ve fosfat bulunması demiş. Tüm canlılarda genleri oluşturan nükleotitlerde azotlu organik baz, buna bağlı 5 karbonlu şeker ve fosfat mutlaka bulunur. Yani şeker ve fosfat bulunması nükleotitlerin genel özelliğidir. Bu genlerin farklı olmasını sağlamaz. Geni oluşturan nükleotitlerin sıra bakımından dizilişlerinin farklı olması tabii ki bir sebep olacak. Hangileri etkili olmuştur dediğine göre de cevabımız 1 ve 3. Yani E seçeneği oldu diyeyim. Buradan da hemen ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitemizle ilgili bir soru çözeyim. Tabloda bazı canlı türleri numaralandırılarak verilmiş. Tablodaki canlıların beslenme türlerine göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi canlılar dünyası ünitesi ile aslında çok bağlantılı canlıların ortak özellikleri ile de çok bağlantılı bir soru karşımıza çıktı. Şimdi şöyle bir bakacak olursak beslenme dediğimiz şey tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşiyordu. Tüm canlılar besin ihtiyacını karşılamak zorunda. Bazıları kendi besinini kendi üretiyor. Kendi besinini kendi üreten canlılara üretici ototrof canlılar ismini veriyorduk. Yani üreticinin diğer bir ismi neydi? Aslında ototrof beslenme anlamını geliyordu. Bazı canlılar ise besinlerini dışarıdan hazır olarak alıyordu. Besinini dışarıdan hazır olarak alan canlılara da tüketici canlılar yani heterotrof canlılar ismini veriyorduk. Tüketici canlıların bir grubu da ayrıştırıcıydı. Aslında ayrıştırıcı canlılar da besinlerini dışarıdan hazır olarak alan heterotrof canlılardır. Ama ayrıştırıcı canlıların ne özelliği vardı? Bunlar organik maddeleri inorganik maddelere çevirebiliyorlardı. Kimdi bunlar? Bazı bakteriler ve bazı mantarlar ayrıştırıcı canlılar oluyordu. Şimdi baktığımız zaman başak dediğimiz canlı bir hayvandır. O zaman besinlerden Besini dışarıdan hazır olarak alacak. Küf mantarı dediğimiz canlı da ayrıştırıcı bir canlıdır. O zaman bu tarafa yazdık. Yosun kendi besinle kendi üreten bir canlıdır. O zaman üçü bu tarafa koyduk. Fare hayvan olduğuna göre hayvanlar tüketici canlıdır. Dördü bu tarafa verdik. Ot kendi besinini kendi tabii ki üretecek yani üretici bir canlıdır. Kartal ise besin ihtiyacını dışarıdan hazır olarak alan bir hayvandır. O zaman seçeneklere baktığımız zaman 3, 5, 1, 4, 6 ve 2 olanını arayacağız. Yani cevabımız C seçeneğine düşmüş olacak diyeyim. Sonra da yine ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ile ilgili bir soru çıktı karşımıza. Hemen bakıyorum. Ahmet'in karbon döngüsü ile ilgili verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir. Karbon üretici canlılar tarafından protein, karbonhidrat ve yağın yapısına katılır demiş. E baktığımız zaman üretici canlılar ne yapacaklardı? Atmosferden karbon gazını alacaklardı. Atmosferden aldıkları karbon gazını da ne yapacaklardı? Fotosentez tepkimelerinde kullanacaklardı. Hadi ben taktiği şuradan size vereyim ki soruyu çözerken de görebilelim. Bitkiler ne yapacaklar? Atmosferden karbondioksit alacaklar. Rakamları yazmayayım. Karbondioksit alacaklar, suyla birleştirecekler. Buradan ne yapacaklar? Besi sin sentezi gerçekleştirecekler ve atmosfere oksijen gazı verecekler. Bu denklemin adı neymiş? Fotosentezmiş. Nefesini bir çek bakayım. Ne yaptım? Oksijeni aldım. İçeride besinle yaktım yaptığım zaman da karbondioksit artı su çıktı. Bu da oksijenli solunumun denklemi. Aslında fotosentezle solunuma bakacak olursak bunlar birbirinin ters denklemi oluyorlar. Karbon üreticiler tarafından protein, karbonhidrat ve yağın yapısına katılır. Üreticiler fotosentez yapacaklar. Protein, karbonhidrat, yağ dediği şey de besindir. Tabii ki karbondioksit bu besinin yapısına katılacak. Bitkiler fotosentez olayı ile havadaki karbon miktarını arttırır demiş. Denklem'e bak. Bitkiler fotosentez yaptığı zaman atmosferden karbondioksit çekecek. Yani atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltacak. Karbon sadece besin zinciriyle tüketicilerden üreticilerin yapısına geçer. Hayır tüketicilerden üreticilere zaten bir şey geçmez. Benden bitkiye geçecek şey anca benim atıklarımın toprağa karışmasıyla olur diyeyim. Bu da gitti. Solunum ve fotosentez olayları havadaki karbon miktarını dengeler. Evet fotosentez olayında atmosferdeki karbondioksiti alıyorsun. Solunum olayında atmosfere karbon veriyorsun. Böylelikle atmosferdeki karbonda belirli bir miktarda tutulmuş oluyor. Hangileri doğrudur dediği için de cevabımız 1 ve 4 şeklinde oldu diyeyim gençler. Sonra Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimiz 10. sınıfın son ünitesiyle ilgili bir soruya daha geldik. Bilmece oyunu oynayan iki arkadaştan Tarkan doğada döngüsü gerçekleşen maddelerden birini belirliyor. Tonguç ise bu maddenin döngüsünde etkili olan olayları sorarak aldığı cevaplara göre Tarkan'ın belirlediği maddeyi bulmaya çalışıyor. Tonguç'un sorduğu sorulara Tarkan'ın verdiği cevaplar yukarıdaki gibidir. Solunum olayında etkili midir? Tarkan ne demiş? Evet. Fotosentez olayında etkili midir? Tarkan demiş evet. Solunum olayını hatırla tekrardan bir kendi gözünü kapatarak yazmaya çalış. Aslında nefesini içine çek. Daha kolay hatırlayacaksın. Üf, yaptım, oksijeni aldım, besinle yaktım. Üf, yaptığım zaman atmosfere karbondioksit verdi cama hohladığım zaman da kalp çizebiliyorum o zaman su buharı da verdim bunun gerçekleşmesi neydi oksijenli solunum denklemiydi denklemin tam tersi ise fotosentez oluyordu o zaman şöyle bir bakarsak solunum ve fotosentez olaylarında etkili olan karbon ve oksijen döngüsüdür diyeceğiz. Daha doğrusu oksijen ve karbon döngüsünde solunum ve fotosentez olayları etkilidir diyeceğiz. Ama azotla ilgili herhangi bir değişim söylemedik. Verilenlerden hangileri Tonguç'un bulması gereken maddeler olabilir diyor. E seçeneklere baktığımız zaman da 2 ve 3'ün D seçeneğinde olduğunu görüyoruz diyeyim gençler. Böylelikle telafiyi de bitirmiş oluyoruz. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyoruz.